Göztepe konuğum da Göztepe'nin teknik direktörü Sayın Kemal Kılıç. Evet, Sayın Kemal Kılıç biliyorsunuz göreve geldikten sonra kısa bir süre sonra bypass ameliyatı geçirdi. Oldukça o da sıkıntılı bir süreç yaşadı. Tam Göztepe gibi bir sıkıntılı süreci yaşayan bir takım başına geldikten sonra böylesine bir talihsizlik yaşadı. Ben öncelikle hocam geçti ama geçmiş olsun diliyorum. Sonunda takımın da başına geçtiniz. Ümit Hoca, Göztepe'nin eski gol kralı, unutulmaz golcüsü. O süreçte bayağı krizi de iyi yönetti Çok iyi. diyebiliriz. Evet hocam, taraftarların soru bombardımanına tutuldum bir anda. Kemal Hoca geliyor. Konu zaten Göztepe olunca diğerleri teferruat oluyor Göztepe'liler için. Evet hocam, öncelikle ben nasıl bir süreçte bu takım başına geldiniz? Önce kendi sorularımla başlayayım diyorum. Ondan sonra taraftarların çok özel soruları Olur. var. O soruları da dilimiz döndüğünce ben sormaya çalışayım. Siz de yanıtlarsınız. Evet hocam. Göztepe olayı nasıl gündeme geldi? Siz de daha önceki çalıştığınız dönemlerde, diğer takımlarda görev yaptığınız dönemlerde zaman zaman sohbet ederdik. Ya bu Göztepe takımının başına geçsem ne güzel olur. Yani böyle bir taraftarın karşısında Evet. görev almak bayağı büyük bir onurdur, büyük bir zevktir. İnsan teknik direktörlüğünü anlar gibi sohbetlerimiz olmuştu. İlk teklif geldiğinde neler oldu? Nasıl gerçekleşti hocam? Ya ilk teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Tabii dediğin doğru. Çok çalışmak istediğimde bir camiaydı. Çok da zevkli hakikaten göreve başladım ve şu anda da çok içinde bulunduğumuz durumun zorluğu bir tarafa hakikaten çok zevk alıyorum. Çünkü yani yaptığınız işten keyif almanızı gerektirecek o kadar çok şey var ki çok background'u çok yüksek bir takım. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden sayılabilecek bir camia. Sayın Başkan'ın gelişiyle çok korkunç, müthiş bir vizyonlara ulaşabilmem ve ulaşma olasılığı da hala başka biraz sonra herhalde bu konuları konuşacağız. Birçok camiaya nasip olmayacak taraftar Yani kitlesi ve evet tarihi var. taraftar Yani şimdi taraftarı çok zevk alabileceğiniz bir tabi örneğin mesela bu hafta maçtan sonra o söyledikleri bir şey neydi o bilmiyorum marş mıydı şarkı mıydı? Hakikaten oyuncular ve bizler İsyan çok Marşı hocam. nasıl? İsyan Marşı. Öyle mi? Abi, Evet, yani İzmir'in ilk defa dinledim. sokaklarında. Çok yani hakikaten çok duygulandım. Özel Çok bir taraftar. müthiş, çok Özel bir de özel kulüp, özel bir kulüp, özel evet. başkanı özel, yapmak istedikleri özel. Dolayısıyla biraz önce de vurguladığım gibi içinde geldiğimiz zaman içinde bulunan durum zor da olsa Hocam o bu keyfi dönemde ben şimdi alabiliyorsunuz. şunu sormak istiyorum. O dönemde Göztepe'nin durumu kağıt üzerinde yani çok vahim Evet. gözüküyordu. Çok zor bir işti Göztepe takımı. Ben hatta Kemal Hoca nasıl geldi diye kendi kendime de sordum. Yani takım ortada, kadro ortadaydı. Puan durum. Bir başka takım olsaydı gelir miydin hocam? Asla gelmezdim. Şunu söyleyeyim yalnız tabii ben geliş sebeplerimi biraz önce açıkladım yani ama bunun ötesinde takım kadrosuna da baktığınız zaman şimdi zaman zaman hocalarımız eleştiriliyor. Çok ben katılmadığımı çok özür dileyerek söyleyeceğim basına çok katılmadım. Yani Hüseyin Hoca'nın kurduğu takım öyle çok kötü bir takım değil yani önce onu söyleyeyim. Beni burada hayal kırıklığına uğratan şey çok güvendiğim yani zamanında benim başka takımlara giderken çok almak istediğim, çok arzu ederek istediğim, talep ettiğim oyuncuların form durumlarının çok inişli çıkışlı veya çok kötü oluşuydu. Bunda yanıldığımı söyleyebilirim ancak ama tabii ilerleyen zaman içerisinde de hem bunu kırdık hem düzeldik hem şimdi daha ileri güvenle bakabiliriz ama sorduğunuz soruya cevap olarak şunu tekrar edeyim. Takım içerisindeki oyuncuların çok iyi oyuncular olduğunu şimdi tek tek isimlerini Ya söylemiyorum. Velisi, Giden Dilaveri oyuncular bu da var. ligin en Hala üst seviyesindeki futbolcular. Yani Yasin'i yani bunları söyleyeyim. Yasin olsun İnan, işte evet. Teo Wicks olsun ki Teo ben Evet, geldiğimde kadro Aytek. dışıydı. Ben şey yaptırdım işte kaptanımız İlhan İlan, Şahin evet. ki çok değerli insan bunlar tabii. İbrahim Şahin bunlar Bedirboğan'ı tanımıyorum. O da büyük sansasyonel bir transferle geldiğini duyduk biz. Tüm bunlara baktığınız zaman
işte veli olsun. Şey peki olsun, hocam ilk geldiniz, gördüğünüz tabii ki siz yıllardan beri bu işin içindesiniz. Çok iyi tanıyorsunuz. Mevcuttaki kadroların, futbolcuların performansı çok düşüktü. Çok düşüktü, evet. Peki teşhisiniz neydi hocam? Özgüven eksikliğine bağladım onu. Şu anda iyi hazırlanamama anda gibi. Ben taraftarı... şimdi kesinlikle Hüseyin Hoca'ya suçlamak hayır, adına söylemiyorum asla, ama asla. Hazır olmama açısından da. Şimdi onu bilemiyorum. Ben şimdi bu şey bir yıkım edebiyatı böyle bir sevmiyorum ben bunu. İşte giden hocalara ya geldik işte takım evet. Yerlerde çalışmam. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını biliyorum. Yani Hüseyin abi yıllarca bu liglerde çok aranan, çok başarılı olmuş bir hocamız, arkadaşımız, abimiz. Yani takımı çalıştırmamış olması söz konusu evet. Dahi olan. Bunlara katılmak mümkün değil ama hakikaten form durumu kötüydü. Güvensizlikten kaynaklı. Mesela çok iyi oynadıkları maçları da kazanamadılar ben yokken. Evet. Mesela şimdi hatırlıyorum ikinci maç mıydı Samsun Spor maçı. Son dakika uzatmalardaydı. Samsun maçı mesela bence çok müthiş oynanılan bir maçtı. Ama dediğim gibi o özgüven eksikliği. Taraftarımıza şu anda hakikaten çok böyle onları çok çok seviyorum. Yani çok sempatik geliyorlar evet. Bana. Yani çok sevmeme rağmen o dönemde bize bayağı bir şeyleri zararı demeyeceğim ama oyuncularımızı çok baskı altında tuttular. Peki onun hocam, zararı oldu ama şöyle bir şey de var yani taraftan o şeyini evet. De seviyorum Sinan lafını kestim de. Yani şimdi baktılar çok eleştirdiler, çok baskı altında hatta zaman zaman böyle bu korkutucu boyutlara geldi. Artık öyle bir an geldi ki yani yapacak bir şey yok çünkü bunu biz kurtaracağız yani oyuncular ve biz başka bir yapılacak bir şey yok. Taraftar da bunlara artık herhalde dedik, herhalde yok öyle dedi. Artık. Herhalde olsun artık destek olalım da bu takım düzelsin gibi hakikaten müthiş destek verdiler ve ondan sonra da takımımız o özgüveni de kazanarak. Ama peki tabii hocam, şunu hemen tırnak içinde söyleyeyim şimdi biz böyle etrafı böyle toz pembe, pembe tablolar falan gibi aslında böyle bir şeyle konuşmuyoruz. Sadece ayaklarımızın üzerinde yani. Duruyoruz belki şu anda. Daha yapacak çok işimiz var. Hala bize yakışmayan tehlikeli bir ortamın içerisindeyiz. İnşallah ondan en kısa zamanda kurtulur. Peki hocam siz görev yaptığınız dönem içerisinde basın toplantılarında hep şunu söylüyordunuz. Biz artık puan alacak duruma, sevinir duruma geldik. Evet. Öylesine bir süreç yaşadınız. Aa ben niye geldim falan dediniz mi hocam? Hayır. Hiç o dönemlerde hayır, falan. Hayır hani... hiç demedim. Çünkü onu dediğiniz zaman hem kendinizi inkar edersiniz hem de karşınızdaki çok değerli bir insanla oturup konuşuyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Evet. O ilkelere aykırı hareket etmiş olursunuz. Tüm ben çok inceleyerek geldim ve biraz önce söyledim konuşmamın başında. İsimleri de zikrederken yani suçlu o kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, oyuncularımız değil. Asla değil. O tam tersi onların çok çok iyi ve büyük oyuncu olduklarını ben düşünerek yani şu anda takımda kalanlardan da birkaç evet. Kişi söyleyebilirim. Yani hala form durumlarının istenilen seviyede. Evet. Şimdi o oyuncuların bir İlhan Şahin'in, bir Yasin Avcı'nın, bir İbrahim'in, bir işte Teo'nun da liglere damga vurmuş. Yani oyuncular. Bunlar çok önemli. Bunların tam verimlerini aldığımızı düşünüyorum. Peki hocam özgüven sorunu nasıl çözdünüz? Vallahi işte demin yani dediğim yara yani? Espriyle, yara şey yaparak, yara şey yaparak yani olayı artık bu bizim de abi bunu kimse dışarıdan gelip şimdi başkan istediği kadar güçlü bir şahsiyet olsun ki öyle hem kendi iş dünyasında hem de Göztepe yaptığı için başkan gelip de bizi kurtaramaz ki yani nasıl kurtaracak? Peki başkanla ilk bir başkası bizi kurtarır. Ben de oyuncular artık bunu dedik. Yani bu baskıydı bilmem neydi biz bunların altında yaşayamayız. Yani yenecek de olan biziz, kendimizi düzeltecek de olan biziz. Ve o şeyler, motivasyonlar hem işe yarar. Peki İmam Altınbaş'la görüştüğünüzde veya devamlı görüşüyorsunuz da, İmam Altınbaş'la ben yakından tanıyorum, çok iddialı, çok hırslı birisi. Evet. O büyük konuşuyor. Yani ilk amatör kümedeyken de ben bu takımı Avrupa Kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde oynatacak evet. Duruma getireceğim demişti. O zamanlar bazı çevreler tarafından bayağı da eleştirilmişti. Ama şimdi konuma bakıldığı zaman da amatör kümedeki o takım şu anda birinci ligde. Yani gidilen yol sağlıklı bir yolmuş vallahi gibi çok, görünüyor. Evet. Şimdi de diyor ki İmam Altınbaş biz ilk altıdan girip oradan çıkmayı hedefliyoruz diye. Siz bunu nasıl konuştunuz? Ne konuştunuz? Yani
Tabii İmam Bey'i iyi tanımak lazım. Ben çok iyi tanıdığımı iddia etmiyorum ama evet, ben onu 4-5 kere falan görmüşümdür. Çok önemli bir insan olduğunu söyleyebilirim. Hem kişi, insan kalitesi olarak hem de bir yönetici olarak, başkan olarak. Tabii şimdi biz burada konuşuyoruz millette. Evet. Ya hoca hep başkana işte yağcılık. Yok esas. Yani. Seni bilen biri hocam. Benim yani öyle bir tarzım yani. Yoktur ama şunu söyleyeyim yani İmam Bey gerçekten o çok sıkıntılı. Bir kere müthiş sakin bir insan ve biz o aralar aramızda olmasını çok arzuyorduk. Böyle bir kaotik ortamlarda bir kere var ya yani şunu söyleyeyim bulunamayacak bir insan. O kadar sakin ve o kadar evet. güvenli ki biz mesela çok panik içerisinde olduğumuz süreçlerde bile çok sakin. Buradan mutlaka çıkılacağını, hiç endişe edilmeyeceğini. Yani biz zaman zaman onun motivasyon yönünde çok şeylerini gördük. Ben mesela evet. teknik direktör olarak ben bile görmüşümdür. Ama tabii o zaten kendi şeyinde iddialı bir insan. Bunları kimse hayal görmesin. Yani bir iki eksiği var Göztepe'nin. Bunları evet. ki başkanımız onlarla da çok yakinen ilgileniyor. Önemli bir tesis meselesi. Şu anda Göztepe'ye yakışmayan evet. tek konu diye düşünüyorum. Tabii İmam Bey'e de orada hak vermek lazım. Bir de hem takımı ikincilik, üçüncülük atlatacak, hem yarıştıracak, hem oyuncu yapılanma, kurumsallaşma, evet. hem hepsini birden yapabilmek çok zor. Dolayısıyla onunla da uğraştığını biliyorum. Hatta yeri yeni yerler alındığını da biliyorum. Evet. Onun da tamamlanması halinde Türkiye'de... Onları zaten taraftarların soruları genelde tesisler üzerine... Örnek gösterecek bir takım evet. olacağını söyleyebilirim. Kemal Hoca demek eşittir, başarı demek. İddianın olmadığı yerde de Kemal Kılıç yoktur. Yani genelde çalıştığınız genelde, takımlara evet. baktığınız yerlere, şeylere baktığımız zaman hocam. Şimdi Göztepe biraz önce söylediğiniz gibi yani Göztepe de çok olumlu bir yerde değil. Yani şu anda 14. sırada işte. Ligin alt sıralarındaki takımlarla ve herkes de takviyeler yaptı. Siz ne diyorsunuz? Yani hedef konusunda ne diyorsunuz hocam? Yani bu daha 16 maç var. Çok güzel bir soru tabii. Yani herkesin merak ettiği güzel evet. o anlamda diyorum. Şimdi biz teknik adamlar da böyle hatalar yapabiliyoruz. Bir kazanıyoruz hemen ilk altı falan diyoruz. Evet. Falan. Ama önce bir kere durumumuza bakacağız. Biz kendimize güvenen insanlarız. Camiamıza, taraftarımıza, oyuncularımıza güvenen insanlarız. Çok virajları döndüler. Çok derken yani 4-5 galibiyet ben buradayken kaç galibiyet aldım ben? 5 mi? 5 maçta 4 yani, galibiyet son yani olarak. 4 tanesi evet. önemli viraj galibiyeti. Evet. Bunları takım oyuncuları demek ki gergin ortamdan da çıkabilecek şeyler. Ama dediğim gibi bu hataları yani bir maç kazandık diye hemen yukarı bir maç kaybetti aşağı gibi değil. Bir durumumuza bakacağız yani hala evet. tehlikeli bölgenin hedefi içerisindeyiz. Hedefi kendimiz belirleyeceğiz. Yani ama o, tabii Samsun'u gider yenersem. Bolu'yu da burada yenersen. Yani bu şeyin PTT grubunun şeyi cazibesi işte popülaritesi veya puan işte heyecanı oradan ileri geliyor herhalde. Çok yakın puanlar. 1-2 ve Bolu Spor maçı kaybetse biz de işte küme düşmeye yakın takımlarla dediğiniz 5-6 5 evet. puan mı 4 puan mı ne işte Adana Demirspor'u yenerek ilk 6 için iddia sağlıyor. Biz bu pozisyondaki öngörümüzü şöyle düşünüyoruz. Yani 3 maçı hedef seçtik. Hem 2 tanesi alt sıralardaki takımlarla, bir tanesi de üstü hedefleyen bir takımlarla. Birini geçtik. Alt sıralardan Samsun hocam, Samsun'da ligin en iyi transferini yapan. Tabii yani hayır konum olarak söylüyorum ama evet. şu anda dediğiniz çok doğru. Yani belki de ilk 6'yı zorlayacak takımlardan biriydi. Müthiş evet. transferler yaptı. Ama biz Samsun ve Bolu'yu yenebilirsek, yenersek yani... O zaman bunu çok somut olarak yani ilk altı ve şampiyonluğa oynayacak bir takım şeyinden iddiasından bahsedebiliriz ama tekrar ediyorum bir maç kazanmak bu maçın evet. Ses getiren yanı biraz sonra sorar mısın bilmiyorum ama çok iyi oynayarak ben öyle gördüm çok iyi oynayarak hocam, kazanmamız oldu. Hocam ben hızlı oldu. Sormak istiyorum çünkü bu soruları da sormak istiyorum taraftarlara. Evet. Şimdi ara dönemde takım içerisinde revizyon yapıldı. Yasin gitti, işte İlhan Şahin gitti. İlhan Şahin'in gidişi önemliydi. İşte Bedi Buval, Rodriguez ikisinin gözden çıkarılması, feshedilmesi, kulüpler için kesilmesi. Bunları nasıl belirlediniz hocam? Neler yaşandı o süreçte? Sırf yani bir çok her zamanki profesyonellik çerçevesi içerisinde yapılabilecek gitmek uygulamalar. Gitmek istiyorum diyen oldu mu? Efendim? Yani gitmek istiyorum diyen oldu mu? Hayır. Yasin nispeten dedi evet Yasin
çok baskı altında kaldığını ve mesela onu çok bırakmak istedim. Çünkü çok güvendiğim bir oyuncudur. Çok takıma da istediğim bir oyuncudur. İlhan Şahin kararında... Buca'ya gitmesine ne diyorsunuz hocam? Efendim? Buca'ya verilmesine ne diyorsunuz hocam? Yasin'in. Yani bir yere gidecek. Artık orada şuraya gidemezsin, şuraya gidersin demek çok doğru bir davranış olduğunu düşünmüyorum. İlhan'ın ayrılışını soruyorum. Çünkü İlhan'ın kararında çok zorlandığımızı söyleyebilirim. Gerçekten orada yani çok ben açık bir insanım. Çok hata yaptığımızda düşünülebilir. Öyle bir şey de düşünülebilir ama çok bunlar çok normal şeyler. Çok profesyonel çizgisinde olabilecek şeyler. Kendisi çok beyefendi, çok takım kaptanımız. Çok hem kişilik olarak çok değerli bir insan hem Göztepe'ye çok faydaları geçmiş bir insan. O kararda zorlandığımı söyleyebilirim Mehmet. Yani çok şey bir cümle olacak ama pişmanlık demiyorum ama gitmeseydi. Yani tabii o kararı ben veriyorum ama yani sonuçta o kararı yani çok ama onun da gitmesi gerekiyordu. Ben de şahsi şeyimi söylüyorum. Yani İlhan'ı ben çok seviyorum. Yani Süper Lig'e çıktığı sezonda Süper Göztepe'nin kadrosundaydı ama İlhan da çok mesela düzgün bir çocuktur. Çok beğendiğim oyuncu. Çok da müthiş de hırslı takımına sahip çıkan bir çocuk. Peki hocam İbrahim Şahin diyoruz. Evet Yasin diyoruz. Bir tek Şaban kaldı. Şaban da ilk ligin ilk yarısında bayağı eleştiriler alan, her maç sonrasında yuhalanan bir oyuncu konumundaydı. Sadece bir tane Şaban kaldı. Ama siz ara transfer döneminde devamlı savunmaya ve orta sahaya takviyeler yapıldı. Elinizdeki golcüler de çıkartıldı. İbrahim Şahin çıkartıldı. Buval gönderildi. Yasin gitti. Bir tek Şaban var. Yani şimdi Ali ile Halil için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Yani forvet diyebileceğimiz oyuncular değil. Sıkıntılı bir süreçti. Çok neden ben, ilk önce ben, savunma ben hocam? Hayır ilk kez değil. Oradaki sonuçlanmadı transferler. Ofansif orta sahalar veya ön bölgede kullanacağımız oyuncular sonuçlanamadı. Ama şunu itiraf etmeliyim ki ben ilk başta çok korkuyordum. Yani bu eleştirilerin gelmesinden çok korkuyordum. Çünkü biz ön bölgede zafiyetleri olan bir takımdık. Gol 9 tane gol atan bir takım. 18 tane gol yemiş. Ligin en az gol yiyen 5 takımından bir tanesi hocam. Oralarda çok sorun yoktu ama önde çok üretken olamayan bir yapımızdan şikayet ediyorduk, eleştiriliyorduk. Ama sahaya çıktı oyuncularımız aynı oyuncular. Yani burada ya siz ne yaptınız işte bu hem bundan şikayet ediyordunuz hem şeydiniz ön bölgede. Golcüleri de yolladınız. Efendim? Şu anda golcüler de yollandı. Tabii yani orada ben çok korkarak çıktım maça yani. Ama bu sorunumuzu aramıza takviye olmayan oyuncuların dışında kendi oyuncularımızla çözmek çok daha güzel oldu. Çok daha keyifli oldu. Yani tabii ki o gelen oyuncular... Peki hocam fazla soruyu da şey yapmayayım. Santifor konusunda son durum nedir? Hervetum Robert çok yakın Frank gelmeye. Gündemdeydi. Antren Frankfurt'tan Mönchengladbach'ta oynayan. Evet. Hervetum çok yakın. Şu anda belki de bitmek üzeredir bu akşam itibariyle. O zaman yani başkanımız... Göztepe'lilere müjde gibi diyebiliriz herhalde. Yani çok sürpriz bir şey olmazsa herhalde anlatacağız gibi. Ben öyle biliyorum. En son stüdyoya girerken aldığım haberler öyleydi. İnşallah olur. Çok tabii deneyimli oyuncu. Çok güçlü bir oyuncu. Aynı zamanda Türkiye'yi çok iyi biliyor. Her sene ortalamasına baktığınız zaman işte 9-10 öyle çiftli rakamlara ulaşabilen bir oyuncu. Ama şunu da söyleyeyim. Yani oyuncumu korumak adına söylemiyorum. Şaban'dan son 3 maçta inanılmaz bir efor, inanılmaz bir tempo ile oynuyor. Yani şu anda dünyanın en iyi santraforu gelse Şaban oynar yani onu söyleyeyim. Ama ileride ne olur bilemem tabii ama en azından Şaban oynar hocam, veya Şaban'da birlikte oynarlar. Şimdi yani bana gelen 12... sorular yani mesaj yağmuruna tutuldum bugün. Cam Biçer, Şaban'a ne içirdi ya da hangi hocaya okutup üfletti hocam ne olur söylesin diye. Şaban'ı ben üfledim. Şaban'a kimseyi üflettirmedik. Ben üflemiş olabilirim de. Yani çok gayretli. Ne oldu hocam yani? Bir anda yani böyle futbolcular... Ya işte şimdi mesela taraftar demin örnek verdim. Hani Yasin dediniz ya hocam. Yani gitmek istedi mesela. Yasin'de mesela o direnci biz göremedik. Ben aynı şeyi psikolojik mesela... Psikolojik direnci göremedik. Ben ona söyledim. Hadi ya, Yasin, ya, bir Şaban daha... yapsaydı onu hiçbir şey diyemezdim. Ya, Şaban tam tersi. Ben etkilenmem hocam. Siz merak etmeyin. Ama şöyle yani şunu demek istiyorum.
Demin seyirciden ona örnek verdim. Seyirci artık bağırdı, çağırdı, kızdı bize ki çok haklılardı mutlaka. En sonunda dedi ki ya bunları bir bırakalım da artık bir destek olun da ne yapayım. Ben de Şaban'a hep onu diyordum. Çünkü Şaban'ın gayreti mesela ben Battal'a da onu diyordum. Bucaspor'da. Evet. Gol mesela çok panik yapıyor gol at. Şimdi 2-3 tane çok önemli maç oynadı Şaban. Ben ona diyorum ki atma kardeşim gol. Sakin ben gol mol istemiyorum senden. Sen böyle oyna zaten o aradan biri atar golü. Yani dediğimizde şükürler olsun yardım ediyor Allah da oluyor falan filan ama hakikaten böyle oynasın mesela ben oynadı yani Süper Lig'de hiçbir oyuncunun bence oynayamayacağı bir tempo müthiş bir şey olarak. Yani çok gayretli oluşu takım içerisinde öbür oyunculara pozisyon yaratıyor pozisyon açıyor. Hocam siz takım içerisinde aslında fazla transfer yapılmadı. Biraz önce söylediğiniz şeyin içerisinde de o gizli. Yani bizim asıl transferlerimiz bu futbolcuları formuma getirmek, yani özgüvenlerini kazandırmak. Tabii ben onu hep söyledim. Asıl öyle de konuşmak lazım. Yani, yani müthiş bir noktaya değindin. Şaban gibi futbolcu mu alacaksınız yani şu anda? Müthiş iyi bir Şaban. Müthiş bir noktaya değindin. Aynısını ben söyledim. Yani bu oyuncuların formalının yükselmesi halinde biz 4 değil 9 tane, evet. 10 tane, 15 tane transfer yapmış olacağız. Şimdi Halil'i görüyorsunuz mesela çok üzüldüm tabii inşallah önemli bir şey yoktur. Yani çok büyük bir silah durumuna geldi yani özellikle arkası hocam, boş küçük, olan mesela takımları. Bana son maçlarda yani şey gibi geliyordu memur gibi tabii Ali yani, Küçük gencecik bir çocuk. Ya, çok üzülüyordum onu sana ama şimdi bakıyorsunuz. Yani ne yaptınız hocam devre arasında ne gibi şeyler yapıldı? Vallahi özgüven benim oyuncuda aradığım en önemli şey özgüven. Ben mesela hiç hata yapmayan oyuncuyu sevmiyorum mesela. Hiç hata yapmayan oyuncu bence hiçbir şey yapmıyordur. Ya şu düşünsenize bir 90 maç oynuyor bir oyuncu hiç hata yapmıyor. Ya yani bunu şey olur. Ha onu hemen ekleme. Hiç hata yapmıyor ama hiçbir katkısı da yok. Hiçbir yani alıyor topu veriyor, alıyor, veriyor. Bir hata yapmıyor, bir sorumluluk almıyor. Bu ekstra bir şey yapıyor. Yani ben oyuncularımdan en fazla istediğim ve yapmamaları halinde de soğuk baktığım tip budur. Yani sorumluluk alın. Sorumluluk alırken hata yapın. Mesela çok önemli bir pas atarken hata yapın. Bir rakibi zor durumda bırakacağınız zaman bir... Yani çok kişiliksiz derken futbol anlamında... Evet. Kişiliksiz oynayan, bir şeyi denemeyen, bir de müteşebbis bir harekette bulunmayan, takımı için takım taktiğinin ve disiplinli oyuna kendisinin katabileceği, kendi oyunculuk nosyonlarını katabileceği bir şey vermeyen oyuncuya sıcak bakamıyorum ben. Benim de oyunculara alışıladığım en şey bu. Ya. Rahat olun. Sürekli oynamaya çalışın. Oynamaya çalışın. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmaktan korkan bir insan hiç hata yapmıyor. Aslında psikolojik açıdan en önemli şeylerden. Mesela Şaban'a en önemli verdiğim şeylerden, psikolojik desteklerden biri budur. Korkma abi. Seni oynatacak benim. Seyirci bayağı bilmem ne değil. Başkan, yönetici değil. Ben senin bütün hatalarına tolerans gösteririm. Sen yeter ki benim istediğim mücadeleyi ver. Ben seni oynatacak ben değil miyim? Evet. Bitti. Sen niye korkuyorsun? Sen bana bak. Onun için yani oyuncular ben en istediğim şey budur yani. Mutlaka ve mutlaka kendinizden... Diğer oyuncular da aynı şekilde. Yani takım olarak ben ilk defa yıllar sonra ben Göztepe'yi ilk defa rahat bir maçını seyrettim. Mesela ben başkan. Halil'e şunu söylüyorum. Sen genç olduğun için oynuyorum zannetme. Sen bu takımın çok önemli bir oyuncusu olduğun için oynuyorsun. Yani bunu sen bir şey yapmadın. Ya ben sadece koşayım kendimi. Hayır böyle bir şey yok. Sen bu takımın çok önemli bir futbolcususun. Son vuruşlarını da kendini geliştirmen işte gerekiyor. Mesela asist yapıyor, evet. Takım savunmayı yıpratıyor. Mesela gol atıyor, Ali Küçük'ün verdiği pozisyonlarda Halil %100 yani. Golü kaçırdı. Evet. Siz bayağı... Tabii süper onu... dedim gittim sahandayken. Yani ben böyle oyuncu istiyorum. Böyle oyuncu bir iki tane kaybeder, çok fazla kaybetmez. Ama silik oynuyorsa, rakipten sen sadece ama yerimde durayım, bir şeye karışmayayım diyen oyuncu... La maç kazanamazsınız. Ben peki, bunu söylüyorum. Peki hocam transferde işleriniz rast gitti mi hocam? Yani şimdi bakıyoruz çok önemli oyuncular da kadroya alındı. Karşıyaka'dan Orhan alındı sol tarafa. Gerekli oyuncu. Maşallah çok da iyi çıktı. Aynı şekilde Hakan Ateş Akhisar'dan alınan sağ tarafta. Stoper Ramazan Sal'la Veli ikisi. Yani defans tamamen değişti. Evet, ama evet. Çok da iyi alternatifli bir IT'nin yedek olduğu bir defans oldu. Tabii Hamza olsun. Hamza var yani tek, evet. Çok önemli oyuncular bunlar.
Tabii sağ olsunlar çok da oynamadıkları zaman bile sadece onlar değil, tüm oyuncularımız birbirlerine destek oluyor. İyi, ben de iyi görüyorum. Yani gerekli olan yerlere, gerekli oyuncuları aldık. Çok böyle ona da dikkat ediyorum, edeceğim de bundan sonra, yani daha ne kadar zamanımız var. Evet. Yani Göztepe'yi böyle parası çok fazla, gidelim de işte hemen kısa sürede hayatımızı kurtaralım gözüyle bakılan bir kulüp ve takım şeyinden çıkaracağım. Bunu evet. Söyledim yani, basına da söyledim, şeye de söylüyorum. Yani çok böyle astronomik rakamlarla oyuncu aldırmayacağım. Çünkü hem bu liglerde böyle bir oyuncu yok, günah. Hem de burası tercih edilme nedenleri çok farklı bir kulüp olması evet. lazım bana göre. Buraya başarı yani, için, para kazanmak tabii, için değil. Hayır, para zaten parasız kimseyi bize almıyor. Evet. Buraya. Kimse de gelmiyor zaten ama Göztepe'nin tercih edilebilmesi için çok nedenleri var. Demin de dediğim gibi background'u çok güçlü bir takım. Geçmişi başarılarla dolu bir takım. Avrupa kupalarında çeyrek final mi, yarı final mi evet. oynamış bir takım. Cumhurbaşkanlığı kupası. Seyircisi oldu. Türkiye'de 3-5 seyirciden bir tanesi. Düşünün bu takımın lige çıkması halinde neler, ne büyük ambiyanslarla maçlar. Yani futbolcunun buraya gelebilmesi için tercih edeceği o kadar çok şeyler var ki burasını sadece yüksek para ödeyen bir takım, bir kulüp olma şeyinden ben burada olduğum müddetçe buna engel olacağım. Bunu böyle olmamasını sağlamak için elimden geleni yapacağım, onu söylüyorum. Peki hocam, şimdi gerçekten de iyi bir alternatifli bir kadro kuruldu. Ben şunu daha düşündüm. Değil, ön bölge aslında yanlısı. Hayır. Şu açıdan şimdi öncelikle artık futbol futbol gibi oynanmıyor. Eskisi gibi oynanmıyor. Yani basketboldaki gibi iyi savunma yapan takımların maçlarını kazandığı bir sistem içerisinde. İyi basketbolda artık sayılar yüzlerin üzerine çıkmıyor zaten. Yani az sayı üretiyor ama savunmasını iyi yapan takımlar kazanabiliyor. Futbolda da bu şekilde. Bunu düşünerek acaba Göztepe'de de böyle bir sistem konusunda sizin böyle bir şey var mı? Kesinlikle var. Ben her zaman, çünkü ben çok tabii hep şampiyonluğa oynayan takımlarda genelde görev yaptım. Hep çok kazanmanız lazım. Şampiyon olabilmeniz için daha çok kazanmanız lazım. Yani ofansif bir teknik direktör bir imajı veya çizginiz olması lazım. Ama muazzam bir şey söylediniz. Ben aynı fikirde. Ben oyuncularıma hep gizliden gizliye şunu da şey, yani kazanmanız için kaybetmemeniz lazım. Yani gol yememeniz lazım öncelikle. İşte hocam, yani benim her zaman kazanmamda gizli bir savunmacı tarafım vardır. Çok doğru. Ben de ona inananlardanım. Savunması güçlü. Yani savunması derken sadece geri dörtlüyü kastetmiyorum. Yani takım savunması güçlü olan takımlar mutlaka başarıya daha kolay ulaşıyorlar. Bir, bizim de sorun can alıcı şey şu, sizin böyle bir sisteminiz var mı? %100 var. Mesela Kartal Özcan kardeşim, beni yanlış anlamasın lütfen. Haddim değil onların oynadığı oyunu eleştirmek ama çok büyük bir yanlışa düştüler. Bize önde basarak, önde bastılar dikkat ederseniz ilk 10-15 dakika. Evet. Ve bizim takımla basan, yani arkası boş olan takımları bizim müthiş oynadığımızı gözden kaçırmışlar. Ama hocam başka bizim teknik direktörlere şeyler var mıydı? Hayır, ben söylüyorum, bunu herkes biliyor. Ben şimdi takip eden bunu bilmesi lazım. Tabii, biz öyle çok hızlı çıkan oyuncular, Halil gibi, Ali Küçük gibi, evet. Şaban gibi, Dilaver gibi, yani bunlar çok kolay adam eksilten ve de çok öne çok hızlı çıkabilen oyuncular. Biz hep zaten orada bekleme yaparak oynadık belli hocam, bir bakıyorsunuz maçlarımız. Manisa Spor'un başarısı değil, beraberliklerin başarısı aslında. 7 tane 8 tane beraberliği tabii, var yani. Tabii. Sadece 2 maç mağlup olmuş. Ya 8 tane galibiyeti var. Tabii. Şimdi baktığınız zaman Göztepe'nin 6 tane galibiyeti var. Tabii ama mağlubiyeti çok. Keşke mağlup olduklarından daha çok beraberlikleri olmuş olsaydı, birer puanlar neler getirebiliyor yani aslında. Tabii, o bazı maçlara yani Sinan öyle bir çıktı ki mesela Manisa maçına, Adana maçına, Buca maçı öyle miydi? Ben şimdi hatırlayamıyorum stratejik olarak. Mutlaka yenme. Ya halbuki bu çok doğru bir şeydi yani. Dediğin çok doğru. Yenilmeyeceksin. Şimdi evet. Bizim 3 puanımız daha. Şimdi biz o maçlara yenilmeme adına çıksak yenilmezdik. Yani çok kalabalık bir savunma anlayışıyla. Ama işte siz de o dönemde tabii tam yani konsantre olamıyorsunuz bazen. Bir yerden bir çıkış arıyorsunuz. İlla evet. Yeneceğiz, hem taraftarımızla barışacağız, hem altlardan çıkacağız. Bir şey yapmamız lazım yani. Dolayısıyla peki hocam, ben de sorayım. En çok gelen mesajlarda genelde kalecilere pek güvenilmediği yazılmış, o şekilde görüşler bildiriliyor.
Siz ne diyorsunuz hocam? Yani siz tabii ki Ferhat'ta Kazım'a sahip çıkacaksınız. Ama bir de şu var. Birinci PTT birincilikte şöyle bir kanun var. Atanla tutanları evet. iyi olduğu takdirde o takımlar ne kadar kötü olursa olsun yine de ligde belirli Doğru. yerlere gelebiliyor. Şimdi Göztepe'de atan ve tutan tartışılıyor. Şimdi tartışılıyordu ama şimdi mesela konusunda. Şaban evet. yavaş tabii, yavaş onları... tartışılmıyor. Evet. Kaleciler konusunda da bir şanssız dönem geçirdik tabii. Yani onu ifade etmeliyim. İkisi de aslında değerli kaleciler. Yani şimdi Ferhat'ın şeyine baktığınız zaman kariyerinde bir sürü evet. şampiyonlukları var. Çok sürekli istikrar anlamında da oynamışlığı var. Kazım öyle başa. Ama ikisi de sakatlık geçirdi. Ferhat çok şanssız hele iki tane üst üste değişik yerlerinden sakatlık geçirdi. Dolayısıyla tam bir arada olamadılar. Onun bir şanssızlığı var ama biz şu anda öyle bir arayışımız yok. Ancak ve ancak Ferhat'ın sakatlığının çok uzaması halinde ki bu hafta iyiydi. Yani Beram'la hiç görüşüldü mü hocam? Kaleci Beram. Görüşüldü evet ama sonradan yani ben şimdi ben sorulan sorulara çok açık cevap evet, veriyorum ya. Yani böyle bir şeyim var. Ona dezavantaj da vereyim bari. yani gerçekten biz Beram'la konuştuk yani. Belki de olabilirdi. Ama başkanımız bu şeyi istemedi yani kalecilerimize güvendiği için. Bunu açıkça söylemeliyim. Biz de gerçekten yani biz zaten evet. biz de güveniyoruz. Biz güvenmediğimiz ama Ferhat'ın çok sık sakatlanıyor olması bizi bu arayışa itti zaten. Başkandan da öyle bir şey gelince biz gönül rahatlığıyla şu anda öyle bir gündemimizde kaleci arayışı yok. Ama tekrar ediyorum Ferhat'ın şeyi tekrar bu hafta bakacağız tabii evet. şey durumuna, sakat durumuna. Eğer inşallah öyle bir şeysi yoksa. Peki yoksa Halil sakatlandı, kaburgalandı, 3 tane kırık olduğu söylendi. 1,5 ay takımdan uzak kalacağı söyleniyor. Şimdi böylesine önemli bir oyuncusunu biraz önce bahsettiğiniz gibi onun olmayışı yerine birilerini mi monte edilecek çok yoksa etkiler. Takviye mi yapılacak? Olabilir. Çok etkiler. Çok gerçekten hem çok formda oyuncusu hem de çok etkili oynuyor. Değişik duyumlara ben de gittim hastaneye ilk şeyinde belirli bir tetkiklerine ulaşamamıştık. Yarın gene gideceğim. Bir kırık var deniliyor, bir çok küçük bir çatlak var deniliyor, bir işte bir Allah korusun şeyine bir batma bir şey var mı diye. Çok detaylı şu anda öğrenemedim evet. ama eğer hakikaten 3-4 hafta oynayamayacaksa buna çok üzülürüm. Çünkü dediğim gibi çok formda, yani galibiyete bile çok fazla sevinemedik. Hocam Akhisarlı Anıl, Göztepe altyapısından yetişen bir oyuncu. Akhisar'da o da çok gelmek istedi. Siz de ilk... Biz de çok istedik. Bırakıldığı zaman, serbest bırakıldığı zaman ilk arayan, telefonla beni arayan da Kemal Kılıç'tı diye Doğru. kendisiyle konuştum. Ne oldu? Olabilir mi? Şu anda bilemiyorum. Yani biz gerçekten çünkü transferler de yaptınız. Evet. O da doğal olarak çok başarılı bir sezon geçirdi. Tabii şansımı öncelikle Süper Lig'de hocam devam ettirmek istiyorum dedi. Çok olağan bir düşünceydi. Ondan sonraki süreçte bizim araçlarımız devam etti. Başka oyuncular aldık. İşte şimdi hala bir Ali Bilgin'in belki bir olayı var. Hı. Şeyin Halil'in durumuna göre bir kenar oyuncusu alma olasılığımız var. Var tespitlerimiz de var o konuda. Şu anda Anıl'la ilgili çok net bir şeyimiz yok. Talebimiz yok onu söyleyeyim ama tabii Halil'in durumuna göre farklı bir düşünce olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Evet. Hocam ben soracaklarımın bir bölümünü sordum. Dilerseniz birazcık da taraftarlardan. Hamit Yurtman, Fırat Bozkurt hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Fırat'la ilgili bayağı mailler var hocam. Genç oyuncu. Bu, evet. Bunu kampta... A takıma şans verebilecek mi? Buna cesaret gösterebilecek mi? Merak ediyorum. Kemal Hoca çok cesaret göstermiş. Vallahi bizim cesaretimiz de olacak bir şey değil. Kendi cesaretiyle ilgili bir şey. Veya şeyle yetenekleriyle ilgili bir şey. Biz tabii de genç bir oyuncu inşallah aşama evet. gelişme gösterir. Kampta da 4-5 gün bizimle birlikte oldu ama onun profesyonel olma yolunda bazı şeyleri var herhalde. Transfer olması lazım bize. Evet. Ben öyle biliyorum yani çok net de bir şey söylemeyeyim ama başka kulüpten geldiği için. Ha, bir, onunla ilgili problemler bir, var. Yetiştirecek mi ne öyle bir sorunu var galiba. Mutluluk duyarız genç oyuncuların aşama göstermesi. Mesela biz 15 yaşında bir tane oyuncu aldık.
Çorum Spor'dan tam 15 yaşında bütün Antalya onu konuştu. Çok çok değerli bir çizgisi var inşallah. İlerleyen yıllarda o da istenilen konu. Evet hocam, yine Asıl TV programında Herbert Tum'u soruyorlar hocam. Herbert Tum'u da biraz önce söylediniz. Evet. Büyük bir kazanç olur gelmesi halinde inşallah. Bu akşam olumlu bir haber alırız. Olmadığı takdirde Trent mi gündeme gelecek? Evet. Robert Trent mi? Evet, evet. Peki Milli Pınar soruyor. Diyor ki Göztepe Süper Lig'e çıkabilecek mi? Yani bunu şu anda cevaplayabilmek mümkün değil. Onu da biraz önce zaten. Önce bir durumumuzu sağlamlaştıralım. Ondan evet. Sonra. Şimdi hocam yönetime eleştiriler var. Acaba yönetim engelliyor mu şeklinde? Neyi? Transferlerde gündeme gelen isimlerde bir problem oluyor mu şeklinde. Bu konuda Kemal Hoca'nın istediği isimler alınıyor mu? Transferlerde diye. Her zaman problem vardır biliyorsunuz. Yani evet. Karşı taraftan, karşı tarafın kulübünden, ekonomisinden, farklı bir şeylerden biz yönetimimizde böyle Mesut bir... Mesut Yeşil soruyor hocam. Tesis diyor. Tesis olmadan hiçbir şeyi konuşmanın anlamı yok diyor. Ben katılırım ona çünkü... Ne diyorsunuz hocam? Mesela yani oyuncularımızı o anlamda da tebrik ediyorum gerçekten. Ama tabii... Şimdi burada ben yönetimimi, başkanımı öyle bir stajla dahi böyle serzenişte dahi bulunamam yani şey yapamam. Çünkü çok uğraş verdiklerini biliyorum ama şu gerçeği de kabul ettim. Hedef Süper Lig, çok önemli bir kulübüz, çok önemli bir takımız, çok önemli oyuncularımız var. Çalıştığımız yer bununla paralel. İzmirspor tesisleri çok mu kötü hocam? Kötü. Yani? Evet, orada pek tabii sağlıklı. İzmirspor da orada çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Sahanın drenajıyla ilgili problemler var. Yeniden sökülüp takılmadan çok teknik bir bilgiye sahip değilim ama iletişimlerle ilgili. Gürsel Aksaslı'nda da çalışma. Yani orası tabii zaten halı saha. Bu kadar... emek sarf eden bu kadar çok kaliteli bir şeye sahip, camiye sahip, geçmişe sahip bir şeyin sahası değil, onu açıklıkla söylüyorum ama İmam Başkanımızın da bu konuyla ilgili en iyisini yapmak için uğraş verdiğini de çok iyi biliyorum. Urla'daki tesislerle ilgili yani, inşallah diyor. İnşallah. Kimse konuşmak istemiyor ama çünkü iş icat gerçekleşsin. Oradaki çok kolay değil bu işlerde yani. Evet. Yani bir arada bulacaksın, alacaksın, belediyesi var, şeyi var bilmem ne. Yani Eylül ayına kadar oradaki tesisleri inşallah bir şekilde bitirmek istiyor Sayın İmam Altınbaş'ın ama yani kendilerinde bir açıklama yapmadığı için o konuda da pek sağlıklı şeyler alamıyoruz. İmam Bey garanti olmadan hiç konuşmuyor. O söylediği anda ağzından laf çıktığı anda o bitmişti. Olay bitmiş oluyor. Evet. Oğuz Baysal, hocama çok teşekkürler. Oldu da bir şekilde bir gün ayrılmak zorunda kalırsa, Oğuz'cum aman uzun bir süre Kemal hocamla istikrar demek. Adnan Süvar da bu takımda başarılı oldu. Uzun yıllar çalıştığı için de o takım Avrupa Kupalarına gitti. Lütfen Ümit İnal'ı bize bırakır mısın hocam diyor. Seve seve Ümit İnal. Yıllarca benim yanımda çok tabii inanılmaz müthiş bir insan. Yani onun yanında ben ondan çok yaşça büyük ve tecrübeli olmama rağmen çok yani tabii o aramızdaki farklı düşüncem şimdi burada açıklayamayacağım şeyler var ama çok kendimi güvende şeyde hissederim. Tabii o benim şeylerimi, tarzımı falan da... Müthiş bir golcüydü ama değil mi hocam? Yani... Tabii canım, oyunculuğu müthişti ve çok da iyi bir hoca olacak inşallah. İnanın hocam, ben ilk yani... kere böyle maçları seyrederken Ümit hocam keşke yani şu anda bile girse bunlardan daha iyi oynar gibi şeyler yapıyordum, içimden geçiriyordum. Evet, o soru önemli ama müsaade edersen onu cevaplayayım. Yani ben zaten Ümit'le hep konuşmamda her zaman kendini... Ben onu hazır görüyorum zaten ama o da kendini hazır hissettiği anda bunu bana mutlaka söyle. Artık kendin de tek başına bir yerlerde, hele Göztepe'de olması çok çok daha insana gurur verici bir şey olur. O arzu ettiği takdirde zaten kendi ayakları üzerinde her türlü durabilen bir insan. Çok da tecrübe kazandı, çok da artık tek başına bizim takımımızı da ben yokken
başarıyla müthiş. Sizin müdahaleniz oldu mu hocam o dönemde fazla? Yani çünkü siz yoğun bakımda can derdindeydiniz. Kendi şeyler, tabii Nurettin Hoca da var orada, o da ona çok saygı duyar Ümit Hoca, ama Ümit Hoca'nın kendi şeyiyle de özgüveni ve... Yani oldu diyorsunuz Ümit İnal. Ümit Erdoğan o kendi şeyiyle benim yanımda hala durmak istiyor. Yoksa o istediği anda çok iyi takımları da çalıştırabilecek zekaya ve tecrübeye sahip şu anda zaten. Evet, Oğuz Baysal uzun yıllar onunla beraber Kemal hocamızla birlikte olmak istiyoruz. İnşallah. Diyorlar. Ben de çok isterim. Zaten istikrar hepimiz için çok iyi bir şey. Bir de ben tabii yani çok Göztepe seyircisi hakikaten çok böyle karşılıksız seven bir şeyi evet. Var. Yani böyle çok hiçbir beklentisi olmadan hiçbir şey böyle takımına renklerine... Abi diğer hocalara mesela mesafeli davrandılar ama size geri gelmez. Yani müthiş bir şey var. Yani sizin aranızda... Evet, ben de aslında böyle taraftarlarla çok iç içe olan bir tarzı olan evet. Bir teknik adam değilim. Çok böyle o soğuk olduğum için veya onları sevmediğim için de yani ben kendimi işimi ayrı, onların işi çok farklı, çok ayrı diye öyle şey yaparım, geri çeker gibi olurum ama hakikaten çok sıcak bir şey var. Sanki onlarla yıllardır birlikte, bir de çok şey geliyorlar bana, sempatik yani böyle evet. Hem takımı zorlayıcı bir şeyleri var böyle. Yani zaman zaman dozajı kaçırıyorlar, Allah var, ama yani böyle i̇şte bunları... kendini çok dikkate alman gereken, böyle konsantreni yüksek tutman gereken bir şeyi, korku demeyeyim ona ama böyle bir şeyi adama hissettiriyorlar yani. Bir ortamı hissettiriyorlar. Yani size sıcak bir çok yani ortam sağlıyorlar. Çok... Görünen de o yani. Sinan çok... Gürler benim adaşım. Kalbine iyi baksın. İçinde Göztepe sevgisini ve ne kadar olduğunu görmek istiyoruz. Göztepe antrenörlüğü bir meslek evet. Olabilir ama çalışmak ayrıcalıktır. Kesinlikle diyor. Kesinlikle katılıyorum. Hakikaten insan için işine gidince anlıyor. Çok ayrıcalık. Çok seviyorum yani buradaki çalışma ortamı hakikaten evet. İnsan hem motive edici hem çok keyif alabileceğin bir ortam, dolayısıyla inşallah nasip de bu işler yani ne konuşsak boş. Hüseyin Erol soruyor hocam, hocama iki sorum var diyor, kaleci transferi var mı, bir de tesis konusunda ne düşünüyor, ikisiyle ilgili de cevabınızı verdiniz. İşte kaleci konusu, kalecilere İmam Altınbaş çok güveniyor, Ferhat'ta Kazım'a. Ama tedavi sürecine göre, Ferhat'ın durumuna göre bir kaleci transferi gündeme gelebilir. İnşallah Halil sonuç... konusunda da doktorların vereceği rapor evet. Doğrultusunda bir transfer yapılabilir diyelim. Herve Tun'da bitti diyebileceğimiz bir konumda şu anda İnşallah. Görüşmeler yapılıyor. Oğuz Baysal soruyor. Ümit İnal'ı bize bırakır mısın? Hocam o da aynı şekilde, aynı sanki kopya çekmişler. ona çok güveniyoruz. Tabii ki şampiyonluğunda şampiyonluk yaşamış bir teknik adam, antrenör olunca tabii ki o da onun ayrıcalığından yararlanıyor ama hak ediyor birçok şeyi çok Ümit şey Hoca. Hak ediyor. Hak ediyor. O çok özellikle çok müstesna bir insan inşallah. Önümüzdeki yıllar içerisinde Hamit çok Yurtman başarılı. Hamit Yurtman soruyor. Göztepe'nin altyapısı ne olacak diyor. Altyapıdaki çalışmalarla ilgili neler yapılıyor diyor. Çok önemlidir diyor. Şampiyonluk vallahi içinde. Vallahi inanır mısın evet. Sinem? Sen, ben altyapıdan çok fazla anlamam. Öyle mi hocam? Altyapının ama şöyle önemine çok inanırım. Altyapısız bir takımın var olması mümkün değildir. Yani bu. Evet. Ben teknik direktör, yani çalıştığım takımlarda için söyleyeyim. İyi oyuncunuzu bana söyleyin, verin. Ben bakayım diye. Mesela burada da söyledim. Özgür Hoca galiba. 4-5 tane yolladılar hocaları. Baktık iyi olanları var. Tam yetersiz. Daha belli bir kıvamda olmayanlar var. Mutlaka tabii çok kolay değil. Göztepe takımına geleceksiniz. Birdenbire. Hele bu kadar kritik bir süreçte görev alacaksınız. Yarışmacı bir takımda. Ama yani hani şunun için anlamam diyorum. Yani bir altyapı nasıl kurulur, nasıl çalışır, nasıl yapar ondan çok detaylı bilmem ama altyapıya da sonsuz güvenen ve iyi olmasının tüm takımlar için diyorum. Dünyada bu böyle zaten. O takımı kurtaracak yegane. Birkaç tane yıldız çıktığı takdirde bir kazançtır her yıl. Ya tabii biz, benim özellikle çok genç oynadığım
çok bilinir bütün takımlarda yani çok küçük. Ahmet Bazı da şey diyor, biz Kemal Hoca'nın çok iyi takım kuracağını düşünüyorduk ama bu yönetimdeki bazı kişiler, yönetim transferin başındaki kişiler Abdülkadir Cernat'ı, Behram'ı kaçırarak, elinden kaçırarak. Şimdi şöyle söyleyeyim, Abdülkadir'i elimizden kaçırdık denilebilir bilmiyorum ama daha iyisini almak için biz orada yavaş davrandık. Onu bilinçli davrandık. Yani o elimizden kaçtı bir şey yok. Sernat'ın bunun içinde transferi, bir siyasi olay yok. Sernat'ın transferi iyi ki olmadı. Abdülkadir'de siyasi bir olay yok değil mi? Yani Genç Spor Bakanı var. Evet. Var tabii ama biz istesek bizi almıştık yani onu söyleyeyim. Biz daha iyi bir Mehmet Yıldız veya başka oyuncular peşinde evet. koştu. Onu tutalım diye o çocuğa da belki yani oyalama demeyeyim ama yani biz onu tutmanın anlamı yoktu. Yani tutmayabilirdik. Serhat'ın transferinin gerçekleşmemesine çok... Niye hocam öyle? Valla sevindim, şöyle sevindim. Yani o kadar yüksek para ödenmesi beni rahatsız edecekti. Yani o, ne kadar o benim hocam? Çok iyi ki olmadı. Zaten başkanımıza da söyledim. Ondan sonra Mehmet Yıldız transferinde de o ders oldu bize Serhat. Onu da söyledim. Yoksa başkanımız öyle şeylerden kaçan asla bir insan değil söyleyeyim yani. Yani alacaktı. Tabii tabii yani oradan aldığı parayı biz de verebilecektik ama iyi ki olmadı. Ben de oradaki düşüncelerimi söyledim. Çünkü yani bu ligde böyle bir şey olmaz. Yani rakamı söylemeyeyim ama şimdi çok korkunç bir rakam yani. Dolayısıyla bizim gibi kurumsallaşmaya çok yatkın, çok yakın bir takımların daha iyi ki olmuş. Tarzında daha değil yani. Yakın bir şeydeki kurumsallaşma adına konumdayız. Yani bunun olmaması bence çok daha Robert iyi oldu. Robert Frant nasıl yani gündeme geldi hocam? Nasıl? Robert Frant. Friday. Frankfurt'taki evet, oyuncu. Yani onu biz araştırdık. Oradaki menajerlerin şeyleri. Ayhan vardı galiba Göztepe'nin eski futbolcusu. Evet. Ayhan Bey'i de şeyle takip ettik. Araştırdık. Uygun olduğunu şey yaptık. Öyle oldu. Erbat'ın yani, daha iyi yani şartlarda şunu, geldiği için. Şunu biraz önceki sohbette de söyledim. Yani böyle Göztepe kulübünü para makinesi gibi kimse göremeyecek bundan sonra. Öyle ben evet. ona müsaade etmeyeceğim ben olduğum müddetçe. Çünkü bu hem çok değişik spekülasyonlara yol açıyor. Mevcut oyuncuların ayarı kaçıyor. Gelen oyuncu o paranın altında belki de eziliyor. Şimdi taraftar o oyuncuya belki de tek başına bizi sürükleyecek, şampiyon yapacak gibi hiç futbolda yeri olmayan bir düşünce akımını ortaya çıkarıyor gibi. Yani her nereden bakarsanız bakın. Ben de istedim bak istemedim evet. demiyorum. Sernat benim transfer listemde olan bir oyuncu. Ama o fiyatlarda takım dengesini bozardı. Ya takımın dengesinden ziyade yani bu kulübe bütün transfer akımlarının bu gözle yapılmasının yolunu açacak bir şeydi. Yani o anlamda evet. Bir de Türkiye'deki bütün mesela transfer şeylerini, borsasını, oyuncuların değerlerini Göztepe ayarlıyor gibi bir imaj var. Ne mesela biz şimdi transfer ettiğimiz oyuncuları hep bu ligin rahişlerine uygun bedellerle evet. çok da uygun güzel şartlarda transferlerimizi de yaptık. Çok da iyi de verim alıyoruz. Daha bir maç oldu gerçi ama hem çalışmaları evet. hem maçı öyle. Bedi Buval'le ilgili sorun çözüldü mü hocam? Yani, valla o konuyla ilgili çözülmesi gerekir eğer zaten TUM olayı gerçekleşecekse evet. o olayın çözülmesi gerekir. Berkay Bekrek soruyor hocam. Kemal Kılıç hocamıza sormak istediğim bir sorun var. İletirsen çok mutlu olurum. Takım başına geldiğinde takım gol atamıyordu. Fakat bu sorunu sağ olsun çözdü. Ama nasıl çözdü çok merak ediyorum diyor. Psikolojik. Çözdük. Demin anlattık onu özgüven şeyiyle problemlerin ortadan kalkmasıyla. Tabii yani oyuncuların da kendi değerlerini hatırlat yani bunu sadece ben yaptım ben hatırlattım anlamında demiyorum ama bilmeleri gerekir. Şimdi bir Dilaver bu liglerde ofansif anlamda çok katkı veren bir evet. oyuncu. Halil öyle, Şaban öyle, Veli öyle, Ali Küçük öyle. Yani Yasin Avcı öyle, İbrahim Şahin öyle ayrılmadan evet. önce bir bunlar hep bu tarzda oyunculardı yani. Bunların zaten performanslarının ve kendi oyunculuk kariyerlerinin belli bir basamağına dahi çıkmaları halinde böyle bir sorun dahi olmazdı. Benden evet. önce de olmazdı, benimle birlikte de olmazdı. Ama
şu anda belli bir o yönde aşama kaydettik diye düşünüyorum. Ortalamamıza bakmıyorum ama yani herhalde her maça bir gol düşüyor ben geldikten sonra gibi. Belki de geçiyor gibi, bilemiyorum. Yeni transferlerimizde de daha da iyi. Ergin Keleş'in bir Ervin katkı. Ervin geldi mi? Sağlayacak. Ergin Keleş gelecek evet yani bir de. Bir Onur daha hala aramdan kadroya evet. falan giriyor artık girmeye başladı. Bir Onur'un kadroya girmesi bunlar çok güç katacaktır evet. takıma. Ahmet Sabuncu soruyor. Takım forvet eksiği belli. Şaban harici ofansif anlamda forvet oynayacak adam yoktu kulübede. Daha transferler evet, tam yapılmadı. Doğru. Yapılanlar da hazır değil. Tüm bunlara rağmen A2 takımdan harikalar yatan ve kampa da götürülen Fırat'ı neden düşünmediği yedek kadroda? Çok mu yetersiz yoksa gençlere kadroyu doldurmak mı istemiyor? Ama onu açıkladım. Zaten evet. Fırat'ı alamazdık. Evet. Fırat'ın bonservisi yok bir kere şu anda. İlgili problem var. O kadar küçük yaşta bir çocuğa o kadar sorumluluğu yüklemek evet. çok doğru olmayabilirdi. Ama tespiti %100 doğru arkadaşımızın. Ben de korktuğumu söyledim zaten biraz önce. Yani bu oyunculara bir de hep beyinlerini yıkadık. Oyundan çıkmayın. Mesela Ali Küçük'le sakatlandı çıktılar. Ali Küçük mesela çok erken çıktı. Ali Küçük oyunda kalabilseydi evet. Halil Leksi yani iddia ediyorum en az ikişer farklı. Gol daha atarlardı. O arkası çok boş savunmaya. Tam ve onlara işte uygun, alınmadı değil mi tam hocam? Tam onlara uygun oyun oynandı evet. ama ikisi de sakatlanarak çıktı. Mesela ben oyundan çıkmayın diye hep onları çok yoğun bir hafta boyunca telkinde bulundum. Çünkü arkadaşımızın şeyi çok doğru. Bütün ofansif oyuncularımız sahadaydı. Dışarıda bir tane oyuncumuz yoktu ofansif şeyde, kulübede. Bir diğer soru da hocama diyor Ahmet Sabuncu. Üst lige çıkabilmek için düzgün bir sahada idman yapmak önemli değil mi? Kendi tesislerinde çalışmayı ne zaman düşünüyor? Bu konuyla alakalı İmam Başkanı hiç sistemde bulunmuş mu? Bunları da konuştuk. İmam Başkanı sistemde bulunma gibi bir şeyimiz, hakkımız yok. Bu kadar bu kulübe inanılmaz şeyler veren bir başkan. Onu, o konuda da çalıştığını söyledik zaten. Serhat Çağdaş, Fatih Şen transferi niye gerçekleşmedi diyor. Fatih Şen, o konuya cevap vermeyeyim istersen. O çünkü öyle mi? Kulübümüz tarafından, camiamız tarafından benim beğendiğim bir oyuncudur açıkça söyleyeyim. Çok beğendiğim bir oyuncudur. Benimsenmedi yani ondan dolayı gerçekleşmedi. Sebebini çok söylemek tabii tabii yani anlamadım. İnternetteki şeyleri ayrı. Bilemiyorum şeylerleri... ben hiç internet evet. bakmam, okumam, bilmem ama öyle bir şey oldu herhalde. Tabii sizi başkan gibi gördükleri için taraftarlar da tesisi ne zaman çözülecek? Kemal Hocam'a sorar mısınız? İşte öğrenci biletlerinin bir an önce rakamlarının indirilmesi gerekir falan işte türbinlerin doldurulması. Serhat'ın sorduğu sorular var ama vallahi bir daha başkanı alırsak... Valla biz taraftarımızdan memnunuz. Tribünler evet. dolduruyorlar muazzam. Yani o Atatürk stadı, o battal kalan bir statta bile seyircimiz çok fark ediliyor yani. Onun için... Neyse aşağı yukarı sorular böyle. Bizim de vaktimiz zaten azaldı. Son arkadaşlarım da işaret ediyorlar. Hocam son olarak şimdi çok zorlu bir süreç var. 16 maçlık bir periyot var. Ve bundan sonraki her maç final diyebileceğimiz nitelikte. Neden final? Bir düşme potasından uzaklaşma açısından, bir de üst sıralara çıkabilme açısından. Bu ligde herkesin her an her sonucu alabileceği bir lig. Neler söyleyeceksiniz? Şu dönemde Göztepe taraftarı ne yapmalı? Göztepe taraftarından beklentileriniz neler? Yönetimden beklentileriniz neler? Futbolculardan beklentileriniz neler hocam? Son olarak böyle bağlayalım. Taraftarlardan beklentimiz söylenecek bir şey yok. Biz onların beklentilerine cevap vermemiz gerekiyor herhalde. Çok şu anda evet. takımla müthiş bütünleştiler. Biraz önce söyledim o duygusal maaş muazzamdı. Biz evet. gözlerimizden yaş geldi gerçekten. Yönetimimiz, başkanımız hem transfer sürecinde şey yapılan işler çok doğru, güzel. Hala kapanmadığına göre evet. transfer birkaç tane de yapabilme şeyimiz var. Onlardan birazcık daha fedakarlık bu transferlerin çözülmemesi açısından. Onlar zaman zaman bizim atladığımız bir şey varsa başkanımız söylüyor. Şuraya da alsak olur mu başka hocam diye. Yani sağ olsun onda evet. hiçbir şeyden kaçmayan bir başkanımız var. Bizim çok ağır futbolcuların ve benim çok ağır sorumluluğumuz var. Müthiş derecede önemli 3 maç oynayacağız arka arkaya. Üçü de çok güçlendiler.
Samsun Spor çok güçlendi. Çok müthiş transferler yaptı. O Bolu Spor çok güçlendi. Çok önemli transferler yaptılar. Rize Spor'un zaten konumu belli. Bu üç maçtan çıkacağımız sonuçlar bizi şampiyonluğa mı yoksa alt sıralarda Allah korusun mücadele etmeye mi itecek? Yani şu anda taraftar yönetim başkanımızdan çok bizim, benim ve oyuncularımızın sorumluluğu ve beklentilere cevap verme durumumuz var diye düşünüyorum. İnşallah her şey... Evet hocam, bir Göztepe'li olarak ben de inşallah Göztepe bu sezon mutlu sona ulaşır. Futbolun içerisinde her şey var. Düşmanlı sistemde her an her şey olabilir ama evet, hayalde kurmamak gerekiyor. Doğru. Önemli olan en iyi yerlerde başarılı, yani sezonu belirli bir yerde bitirilemese bile, üst lige çıkılamıyorsa bile en azından gelecek yılın iskeletini oluşturulması açısından kesinlikle çok çok önemli. İstikrar, evet, istikrar. İstikrar, evet. Sizlere başarılar diliyoruz. Hocam bu zorlu süreçte inşallah sezon sonunda gülen taraf olunur. İnşallah. Neden olmasın? Sinan'cığım, çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim de. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim, bugünkü Futbol Aynası'nın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konularla, yeni konuklarla yine karşınızda olacağız. İyi akşamlar.